Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleri için katılığı farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. 7/24 kripto para alım için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için video altındaki açıklama yorum kısmındaki linke tıklayarak %10 komisyon indirimine hak kazanabilirsiniz. Yine katıla dahil olan arkadaşlardan gelen hisselerimiz var. Bir tane de euro dolar paritesi var ki burada da çok hassas bir formasyon var. Bunları irdeleyeceğiz. Akbank, Bimaş, Eurodolar, Sanel, Adel, Doğutaş, Kelebek hisseleri teknik analizini sizlerle paylaşmış olacağız değerli dostlar. Öncelikli olarak Akbank'la başlıyoruz. Akbank'ta şöyle baktığımız zaman değerli dostlar bir obo vari görüntünün olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz değerli dostlar. Burada dikkatli olmamız gerekir. Bir obo görüntüsü burada söz konusu değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman teknik anlamda hem büyük çaplı hem de küçük çaplı obonun burada oluştuğunu görüyoruz. Önce küçük çaplı obodan bahsedelim. Bakın şu bölgede sol omuz baş, sağ omuz şu bölge kırıldı ve şu mesafe kadar değerli dostlar öngörümüz neydi? Bir geri çekilmedir formasyon gereği. Bu geri çekilme gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bakın şuradaki küçük çaplı, küçük yavru obamız gerçekleşti. Geriye çekildik. Şimdi iş büyük oboya gelir mi değerli dostlar? Evet, yavru obadan sonra baba obo söz konusu olabilir mi? Hemen şöyle baktığımız zaman bu noktada da bakınız böyle bir ihtimalin olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet. Görüldüğü üzere burada da asıl obo görüntüsü baba gibi bir obo görüntümüz var. Dikkatli olmamız gerekir. Nasıl ki küçük yavru obomuz teknik anlamda hedefine gelmiş ise aşağı yönlü. Burada da yine dikkat edelim arkadaşlar. Bu formasyon gerçekleşir ise satışımız daha derin, daha sert olabilir. Şu andaki teknik görüntümüz bir omuz baş omuz formasyonunu andırıyor. Bu formasyonun teknik anlamdaki hedefi değerli dostlar bakınız tepe ve dip arası kadar aşağı yönlü bir düşüştür teknik olarak. Bakınız bu da neredeyse baktığımız zaman 4.90 bantlarına gelen bir formasyon diyebiliriz. Yani şurada baktığımız zaman sadece sol omzun bakınız pardon sağ omzun değerli dostlar formasyon hedefine gelebileceğini düşünsek bu da ortalama 5.67 bantlarına denk gelmekte değerli dostlar. Evet 5.67 değerli dostlar yani sırasıyla çizelim 5.67 4.92 bizim kötü değerlendirmemiz yani negatif bakış açısı olarak karşımıza çıkan değerler. Umarım böyle bir formasyon gerçekleşmez. Olası zaten böyle bir formasyon demek ki ciddi sıkıntılar, tehlikeler anlamına gelecektir diye biliriz değerli dostlar. Umarım kötü haber akışları gelmez. Yine pozitif seyir kazanabilmek için değerli dostlar buradaki alanın içerisine dahil olmamız gerekir. Bakın. Bu alanın içerisine dahil olmalıyız ki biz tekrar yukarıya atak yapabilelim. Yine şu kısmı görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bu bölgeden de net bir kırılımın geldiğini görüyoruz. Yani nereden baksak görüntü negatif değerli dostlar. Bakınız destek, destek, 3 destek bakınız kırılmış durumda. Yani obo formasyonu gereğince 6.30'larda bir satış geliyor. Şu bölgedeki destek çizgisinin kırılmasıyla da 6.26'larda diğer satış gelmiş oluyor değerli dostlar. Teknik olarak baktığımız zaman ortalama 6.39, 6.40'ların üzerine atabilir isek
tekrar şu yakın zaman dilimi içerisinde olumlu düşünebiliriz. Ama şimdilik görüntümüz maalesef negatif değerli dostlar. Teknik anlamda Akbank hissesinde. Evet. Bir saatliğine bakalım. Oradan bir şeyler elde edebilir miyiz? Pozitif bir oluşum. Maalesef bir saatlikte de şimdilik olumlu bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Evet, bir maça bakalım. Bir maçta da daha önce yine katıla özel paylaşım yapmıştık. Burada da 4 saatlikte bakıyoruz. Destek çizgimizi belirtmiştik arkadaşlar. Bu destekten maalesef bir dönüş gelmedi. Dönüş gelmediği zaman yapılacak işlemler bellidir. Dönüş gelmiş olsaydı yola devam idi. Maalesef bakınız buradan bir dönüş hareketi gelmedi ve teknik olarak satış giderek derinleşiyor bir maçta. Bakınız destek 1, destek 2, destek 3 ve bu bölgede bu desteğin kırılması arkadaşlar. Evet, olasılık dahilinde bu bölgeden gelebilecek bir hareket, bir alım fırsatı idi ama maalesef bu bölge kırıldı. Daha önce de yine teknik analizini paylaştığımızda 70-20 gibi bir değer çıkıyordu. Bu seviyelerin altı kritik. Bu değerlerin altında sıkıntı yaşayabiliriz demiştik. Maalesef bu bölgenin altına sarktık. Yukarıda da zaten 72 bantlarını özellikle vurgulamıştık. Pozitif bir senaryo için bu 72 bandı ve buradan düşen kırılımının gelmesi gerektiğini bahsettik. Maalesef bu senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Yani pozitif anlamda ama negatif anlamda olan 70-20'nin kırılması ve bu ana desteğin altına maalesef sarkmamız satışı beraberinde getirmiş oldu değerli dostlar. Şimdi soruluyor artık nereden döneriz falan muhabbetleri var. Bakınız arkadaşlar maalesef her zaman vurguluyoruz. Geçmişteki çizgiler de bizler için önemlidir diye. Maalesef bu çizgi de bize destek olmadı bakınız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir onay alıp dönebilirdi ama bu gerçekleşmedi değerli dostlar. Yine pozitif senaryo için en azından şu düşen çizgimizin içine şöyle bir dahil olmamız gerekir arkadaşlar ki bu da ortalama işte 67-20 bantları 67-30 bantların üzerine şöyle bir iki gün içerisinde atmamız gerekir yoksa aşağı doğru satışlarımız derinleşebilir. Burada da yatay baktığımız zaman sırasıyla desteklerimiz 64-50 ve de 59-55 şeklinde sırasıyla bu destekleri de takip edebiliriz değerli dostlar. Evet şöyle 69-50, 59-50 şeklinde sırasıyla bu bölgeleri takip edebiliriz. İndikatör anlamında henüz bir fırsat doğurdu diyemeyiz. 30 bandın altındayız. Buradan şöyle bir geriye doğru iğmelenmesi lazım. Bu iğmeyi gördüğümüz zaman pozitif diyebiliriz değerli dostlar. BİM için. Yine çizimleri kaldırıyoruz. Grafiğimizi sıfırlıyoruz değerli dostlar. Bakınız şuradaki düşen çizgisinin, düşen kanalın bir şekilde yukarıya kırılması gerekir arkadaşlar. Evet teknik anlamda böyle bir kanal içerisinde seyir ediyoruz. Ancak bizim hareketlerimiz de olur. Tepkilere oynamak olur değerli dostlar. Buradaki kanalımızın dışına bir kırılım ile gelmediğimiz müddetçe, çıkmadığımız müddetçe teknik anlamda sıkıntılar yaşamaya devam edebiliriz. Yine çizimleri kaldıralım. Şöyle bir haftalık bakalım değerli dostlar. Şimdi bir haftalıkta bunu birçok hissede söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Arkadaşlar bakınız uyumsuzluklar her zaman için önemlidir. Bakınız daha yukarıda tepeler. Daha aşağıda tepeler, daha aşağıda kesişmeler. Bunların hepsi birer uyumsuzluktur. Yani bu uyumsuzluğu gördüğünüz zaman tepeler daha yukarıda değerli dostlar hissenin. Ama indikatörlerin tepeler daha aşağıda olduğu zaman bu kıvılcımı aldığınız zaman dikkat edeceksiniz. Burada şöyle bir frene basacaksınız. Çok da heyecanlı olmayacaksınız. Alım yönünde çok da atak içerisinde olmayacaksınız. Yani teknik bize bunu söylüyor. Bir uyumsuzluk söz konusuydu. Uyumsuzluk çalıştı. Bakalım nerelerden bir fırsat doğabilir. Öncelikli olarak yine değerli dostlar şu kısımda yine bizlere bir satış noktasında öncülük yaptı. Aslında şöyle baktığımız zaman hemen bir tık kalınlaştıralım.
Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Kırılım geldikten sonra özellikle haftalık grafiğimiz dikkat etmemiz gerekir. Bakınız ortalama 70-20. Çok ilginç. Bakınız günlükte de bu bölgeyi bulmuştuk. Bu bölgede teknik anlamda şimdilik satışıymış durumda. Karşılaşabileceğimiz böyle ana destekler nelerdir? Bakınız şu bölge çok çok ciddi anlamda karşımıza çıkabilecek bir bölge. Yani umarım buraları görmeyiz ama görürsek de şaşırmayız değerli dostlar. Yani onu söyleyelim. Yine çizgi grafik babında bakınız şu desteğimiz söz konusu. Bakınız. Bu da ortalama çizgi grafiğimiz. Evet, ilk etapta bizi karşılayabilecek haftalık bazda bakınız 60-70 bantları ve 55 bantları. Bakınız 61-55 sıralı desteklerimiz BİM AŞ'de. Tabii şurayı da ihmal etmemek lazım. Haftalık kapanışı 64.90'ın üzerinde gerçekleştirir isek haftalık kapanışı bakın 64.90'ların üzerinde gerçekleştirebilirsek bir dönüş kapısı diyebiliriz bu noktaya. Yoksa 60 ve daha aşağıdaki artık şöyle 53-55 sırasıyla destek olarak karşımıza çıkabilir. İlk etapta 64.90'ın üzerinde haftalık kapanış gerekli değerli dostlar. 64.90'ın üzerinde bir kapanışı başarabilir isek yukarı gitme potansiyelimiz mevcuttur diyebiliriz. Evet. Sanel'e bakalım. Sanel sorulmuş. Grafiğimizi sıfırlayalım. Değerli dostlar haftalıkta bakabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Sanel'de zaten günlükte gördüğümüz aynı senaryoyu haftalıkta da görüyoruz. Bakınız. Değerli dostlar burada bir simetrik üçgen formasyonu diyebiliriz. Teknik açıdan baktığımız zaman şöyle bir tatlı formasyonumuz söz konusu değerli dostlar. Sanel için görüldüğü üzere bakınız bir simetrik üçgen formasyonu söz konusu. Yine bizim test dediğimiz retest değerli dostlar. Yani test etme, yeniden test etme, onay alma bölgesi retest. Bakınız veyahut da pullback diyebileceğimiz nokta. Bu da gerçekleşmiş. Yani 4 TL'de kırılım geliyor. Daha sonra 4 TL'den yine bir onay, pullback, retest ne derseniz deyin. Onay hareketi gerçekleşiyor. Ve buradan tekrar yukarıya ivme kazanmış durumdayız arkadaşlar. Şimdi yatırımcı arkadaşların haftalık olarak kapanışını 4 değerli dostlar bakınız 43 altında yapması bir risktir, bir tehlikedir şu aşamada. 4.43'ün yani risk derken tekrar ana bir onay bölgesine gelebilir. Yani tekrar şu bölgelere bakınız işte 3.90'lara doğru bir yöneliş olabilir. Ama pozitif düşünmemiz için 4.43'ün değerli dostlar üzerinde bir haftalık kapanış bizi rahatlatır. 4.43 bakınız şu seviyenin üzerindeki haftalık kapanış bizi rahatlatır. Özellikle bu haftayı 4.43'ün üzeri altı şeklinde takip etmekte fayda var değerli dostlar. Yine haftalık kapanış bazlı baktığınız zaman daha aşağıda bekleyen 4.10 desteğini görmekteyiz. 4.43, 4.10 babında takip edebiliriz Saneli. Yani bu formasyon bizi değerli dostlar bakın şu tepe ve dip diyelim en azından şu bölgeyi aldığımız zaman ciddi anlamda bir yukarıya gitme potansiyelini bizlere gösteriyor. Yani 6.50 bantlarına kadar bir formasyon hedefimiz söz konusu. Umarım bu hedefine varırız. Tabii daha önce küçük hedef nedir? Onu değerlendirmek lazım. Yani şuradaki çanak katlama hedefimiz değerli dostlar. Buna bakacak olur isek de bu bölgenin hedefi 5.80 ve üçgen formasyonda 6.59 olarak karşımıza çıkmakta değerli dostlar. Evet. Şöyle günlük bakalım. Yani pek de değişen bir durum olacağını zannetmiyorum günlükte. Bakınız formasyon aynı formasyon ama tekrar bir geriye çekilme potansiyelini 4.10, 3.90 gibi geri çekilme potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz. Evet indikatörler anlamında da yine dikkat edelim. Değerli dostlar
Bakınız MACD indikatörü, RSI bunlar böyle geriye doğru çekilebiliriz sinyalini vermekteler. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Evet, görüldüğünüzde bakınız RSI buradaki destek çizgisinin altına sarkmış. 57.80'lerin altında RSI tehlikeli diyebiliriz. Yani teknik açıdan değerli dostlar bakınız şöyle geriye çekilip tekrar şu dip bölgesi 4 bandını test edebiliriz değerli dostlar günlük bazda. Evet, geçiyoruz. Adel. Yine katıla dahil olan arkadaşlardan gelen bir sorumuz. Adel. Aslında daha önceki formasyonların tıkır tıkır çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın Adel deyince fincan kulp. Burada fincan kulp formasyonunun teknik açıdan hedefine vardığını, derinlik olarak 32.80, bakınız 20.34'lerin üzerinde 32.80 hedefinin olduğunu söylemiştik. Ve yine daha aşağıda bakınız bir çanak katlama hedefinden bahsettik. 24.90'ın üzerinde 20 değerli dostlar bakınız. Bütün hedeflerine ulaştı. Şimdi grafiğimizi şöyle sıfırlayalım. Çizimleri kaldıralım artık hedefine gelmiş olan bir hisseyle. Çok da egoistlik yapmayalım değil mi arkadaşlar? Yani bunu yaptık bunu ettik havasında olmayalım. Şöyle bakalım. Evet, destekleri şuradan alalım. Şimdi arkadaşlar burada zaten önceden gelen bir destek noktamız var. Bakın burası test edilmiş daha önce. Yani bu bölge sarı bölge bizim için bir alım bölgesi arkadaşlar. Bunu bir defa not alalım. Sarı bölge bizler için güvenli alım bölgesi diyebiliriz. Olası bir şekilde bu bölge test edildiği zaman işte ortalama 26-20 bantları bakınız bu bölge. Yani direkt 26 diyebiliriz. Bizim için güvenli alım bölgesi olarak nitelendirebileceğimiz bir nokta. Şimdi arkadaşlar yine destek çizgimiz var bakınız. Bir defa test edilmiş. Bu bölgenin altına sarkmamız 28 bu andının altına sarkmamız 26'ya kadar bizi çekebilir. Evet. 26-28 bandında takip edilebilir. Şöyle bir de klonlama yapalım. Bakalım şöyle majör bir. Evet süper. Bakınız. Şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Majör destek ve dirençlerimiz bakınız. Direnç, destek, direnç, destek. Şimdi 26 bizim için önemli arkadaşlar. Bakınız 26'nın altına sarkmadığı müddetçe teknik olarak bu bölge halen oyuna dahil olacağımız alandır derim. Evet 26 seviyesinin altına sarkmadığımız müddetçe teknik anlamda bu bölgeden özellikle bakın 34 bandına kadar bir hareket ve bir katlama hedefi olarak muhabbetini yapılabilir. Ama şimdilik bunun için erken öncelikli olarak bakın alt destek çizgimiz 28. Dileyen artık kişinin risk iştahına göre bu destekleri kullanması gerekir. Dileyen 28'i kullanır, dileyen 26'yı kullanır. Bu arada pozitif senaryolar için 34 ve 42 seviyeleri değerli dostlar teknik anlamda bizim katlama hedefleri olarak karşımızda durmakta. Arkadaşlar bu hedefleri koyduğumuz zaman bakın bir haftalık bir aylık bir teknik hedeftir muhabbeti yapmıyoruz bir defa. Ha, burada senaryomuz olumsuz gider 28-26 buradaki formasyonun hepsi çöpe dönebilir. Ama bu trend bu 26 desteğimiz çalıştığı müddetçe 42-34 bunlar bizim direnç noktalarımız değerli dostlar. Evet. Doğutaş, kelebek. Ama bakın arkadaşlar Doğutaş kelebekle ilgili videomu izleyin. Nokta atışı yaptık gerçekten. Bakın daha önce dedik ki bakın direnç dedik 1 2 3. Bakın 3 tane direnç test edilmiş ise bir nokta aşılamıyor ise 4.de dikkat edelim dedik arkadaşlar. Ve bu bölgede bakınız 3.22 zaten bizim teknik hedefimizde 2.87 üzerinde. Dedik ki bakınız bu bölge kırılır ise 3.22'ye kadar gidip buradan satış yiyebiliriz. Tekrar 2.87'ye
düşüşler bir onay hareketi alım fırsatı olabilir dedik ama bu bölgede kırıldı. Alt desteğimiz çalıştı. Şimdilik halen sıkıntı devam ediyor. Değerli dostlar, teknik anlamda görüntü negatif. Şunu da söyleyebiliriz. Nereden hareket kopabilir? Nereden yolculuk yine başlayabilir sorusu için. Bakınız şu bölge değerli dostlar bizim için önemli bir destek noktası. Bakınız destek 1, birinci destek, destek 2, bakınız 1 ve 2. Demek ki bir kanal oluştu burada. Şöyle klonluyoruz değerli dostlar. Evet, şöyle ortalama bir kanal. Şimdi bu bölgeye kadar gelip arkadaşlar buradan bir hareket söz konusu olabilir. Ortalama rakam ile konuşacak olur isek bakınız 2.47-45 bu bantlara kadar çekilmeler normal arkadaşlar. Yani şöyle buraya çekileyip buradan tekrar yukarıya verebilir ama bu bölge eğer kırılır ise de teknik olarak burada satışı yiyebiliriz arkadaşlar. Buraya da dikkat edeceğiz. Yani ortalama 2.47-2.45 bu bantlar bizim için çok çok önemli bir destek noktası. Güç toplayıp buradan döner isek bir fırsat ama bu bölge kırılır ise destek çizgimizin kırılması ve satış anlamına gelir ki daha aşağıda bakınız bizi bekleyen şu nokta vardır. Ki burayı ben yine güvenli alım bölgesi olarak bahsedebilirim değerli dostlar. Niçin? Çünkü defaatle test edilmiş arkadaşlar bu bölge bakınız. Şöyle tekrar çizelim. Defaatle bu bölge ne yapılmış? Test edilmiş. Onun için bu bölge güvenli alım bölgesi olarak adlandırılabilir. Ortalama işte 2.205 bandı bakınız. Bu bölgeyi ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz değerli dostlar. Evet, Doğutaş Kelebek'teki durum bu. Umarım o 2.45-2.47 bu bölgelerden dönüş gelir. Ama bu bölgenin kırılması sarı bölgeye 2.205 bandına kadar da bizleri çekebilir değerli dostlar. Evet, şöyle şu bölgeyi de koyalım. Şimdi Doğutaş Kelebeği irdeledik. Adel, Sanel, Bimaş, Akbank. Bir de paritemiz var ki oldukça önemli. Euro, dolar değerli dostlar. Çok ilginç bir oluşum içerisinde. Şu anki görüntümüz şöyle 4 saatlik yapalım. Grafiğimizi sıfırlayalım. Evet. Değerli dostlar, burada yine bir kırılma ve de bu kırılmayla beraber bir formasyon söz konusu. Formasyonumuz değerli dostlar nedir? Şöyle baktığımız zaman hatta şöyle çizgi grafik babında bakacağım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman teknik olarak burada bir ters omuz, baş omuz değerli dostlar. Formasyonu söz konusu. Videonun başına oboyla başladık. Akbank hissesinde bir obo ihtimali olur dedik. Euro dolarda ise bir tobo formasyonu söz konusu. Şöyle baktığımız zaman değerli dostlar bir ters omuz baş omuz formasyonu burada görmekteyiz euro dolarda. Euro dolarda bunu zaten sık görüyoruz. Nasıl burada ana bir ters omuz baş omuzdan bahsettik. Bunun yavrusu da vardı arkadaşlar. Yani ne ilginçtir. Akbank'taki küçük obo ve büyük obo ibaresini kullandık. Küçük yavru obo ve ana baba obosu. Burada da arkadaşlar yavru omuz baş omuzumuz bakınız burasıydı. Burada bir omuz baş omuz formasyonu söz konusuydu. Ve bu teknik olarak zirvesine vardı. Şimdi pardon ters omuz baş omuz tobo formasyonu söz konusuydu. Şimdi de büyük ters omuz baş omuz formasyonu karşımızda. Yine bu formasyon değerli dostlar şu bölgeden teyit almış durumda. Bakınız retest, onay hareketi, pullback bakınız kırılım sonrası tekrar geriye çekilip onay alması, test etmesi burayı. Bakınız bir onay hareketimiz var. Bu da oldukça olumlu. Şöyle baktığımız zaman değerli dostlar şu derinlik kadar yukarıya gitme potansiyelini barındırır ve bu da bizi daha önceki zirvelere kadar
taşıyabilir değerli dostlar. Evet, Euro dolarda bir formasyon söz konusu. Umarım bu formasyon teknik olarak işler. Ha, formasyon tabi burada söz konusu. Bir de bakın şöyle düşen kırılımı ve daha sonra alınan onay. Sağ omuz bölgesinin dip kısmı bakınız. Kırmızı çizginin de onay bölgesi. Artık bizim şu tepe noktamız bakınız. 1.21.50 bantları. Bu seviyenin üzerinde olmamız güzel. Euro dolarda pozitif bir görüntü hakim diyebiliriz değerli dostlar. Umarım bu formasyon bozulmaz. Ama formasyon bozulur ise burada artık şöyle destek noktasına kadar ilk etapta bir geri çekilme olabilir. 1.21 bandına kadar düz bir çekilmeyi görebiliriz değerli dostlar. Kusursuz bir çekilmeyi görebiliriz. Şöyle baktığımız zaman işte 1.21.50 1.21 şeklinde bu noktaları destek olarak sırasıyla kullanabiliriz. Umarım daha önceki 1.23.40'lar test edilir. Bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şimdilik görüntümüz pozitif diyebiliriz. Euro dolarda yön yukarı. Olası bir Tobo formasyonu hakim. Değerli dostlar, katıla dahil olan arkadaşlarımızdan gelen hisse ve Euro dolar paritesinin teknik analiz çalışmalarını sizlerle paylaştık. Sizleri de katıla bekliyoruz. Yine Binance borsasında işlem yapmak için referans kimliğimizi kullanarak %10 komisyon indiriminden faydalanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen videonun altındaki açıklama yorum kısmındaki linke tıklayarak Binance hesabınızı açın değerli dostlar. Dolsun bir köşede ne zaman para yatırıp işlem yapmak isterseniz yaparsınız. O %10 komisyon indirimi hakkını elde etmiş olun. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. İşte Akbank videosuna değindik. Bir omuz baş omuz oluşumu söz konusu olabilir. Dikkat edin dedik. Bir maçta düşen devam ediyor. Düşüş devam ediyor. Ana destek kırıldı. Sanel'de değerli dostlar bir üçgen formasyonundan bahsettik. Yukarıya doğru kırıldı. Tekrar geriye çekilip onayını alabilir. Orta uzun vade pozitif. İşte Doğutaş Kelebek'ten bahsettik. Biraz daha kısmen geri çekilme olabilir dedik. Euro dolar, Adel. Evet, umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Umarım bol bereketli kazançlar sizlerle olur değerli dostlar.